1 saat 15 dakika arayla önce havan toplarıyla ardından da ağır makinalı silahlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Dağlıca'daki unsurları taciz ateşi altına alındı ve bu konuya ilişkin açıklamada kısa süre önce Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından 25 Mart 2015'te saat 13.25'te Dağlıca Yüksekova bölgesindeki unsurlarımıza yönelik 3 adet havan atışı yapılmıştır. Dağlıca'da bulunan havan tespit radarıyla belirlenen söz konusu havan atışlarının yapıldığı hedefler 155 milimetrelik fırtına obüsü ve 120 milimetrelik havanlarla derhal ateş altına alınmıştır ifadesi yer alıyor. Ama dediğimiz gibi iki kez taciz ateşi açıldı. İkincisi ise saat 14.40'da yapıldığı Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre yine aynı noktaya bu kez Bixi makinalı tüfekler ve Doçka uçak savarlarla Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına ateş açıldı. Teröristler tarafından Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre açıklamada yapılan terörist ateşlerine bölgede bulunan unsurlarımız tarafından derhal ateşte karşılık verilmiştir ifadesi de yer aldı. Bunlar açıklamadan edindiğimiz bilgiler, bir de bölgedeki askeri kaynaklardan edindiğimiz bilgileri hemen aktaralım. Tabi akıllara gelen ilk soru, bu taciz ateşi Türkiye sınırları içinden mi yoksa dışından mı yapıldı? O sorunun yanıtı, Türkiye sınırları içinden bu taciz atışlarının gerçekleştiği, havan saldırısının ve ağır makinalı silahlarla yapılan saldırılarının Türkiye sınırları içinden yapıldığı bilgisini aktaralım. Hala da taciz ateşinin devam ettiği bir başka önemli detay, zaman zaman yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Dağlıca'da bulunan unsurlarına hala ağır makinalı silahlarla taciz ateşlerinin devam ettiğini ve bu ateşlere de şu an itibariyle karşılık verildiğini, bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini de söyleyelim. Az önce açılışta sen de hatırlattın, dün bilindiği üzere Mardin'de Mazı Dağı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri uzun bir aradan sonra ilk kez PKK'a ait olduğu belirtilen sığınaklara yönelik bir operasyon düzenlemişti. 5 komando timiyle işte bu operasyonun hemen bir gün sonrasında bu taciz saldırısının gerçekleşmesi dikkat çekici. Tekrar edelim istersen bir kez daha. Türk Silahlı Kuvvetleri yaptı az önce açıklamayı. Dağlıca'daki askeri unsurlara önce havanla ardından da ağır makinalı silahlarla taciz ateşinde bulundu ve zaman zaman da bu tacizler devam ediyor.